Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz canlar. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim elhamdülillah. Yorumlarınızı okudum, çok mutluyum. Görüyorsunuz moralim çok yerinde ve yüksek. İnanın bildiğiniz gibi değil. Bugün ne yapacağım? Yine mutfağımdan açılışımı yaptım. Sizleri çok seviyorum canlarım. Allah her birinizden razı olsun. Bana o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki inanın her gün video atıp her gün yorumlarınızı okumak istiyorum değerli takipçilerim. Bugün pırasa yemeği yapacağım. İlk olarak da malzemelerimi bir sayayım. Bir adet havucum var. Bu marul nereden gelmiş? Pırasadan gelmiş, yiyeyim bari. Bir adet havucum var canlarım. Pırasam var. Şöyle 2 adet mor soğanım var. Yani kuru soğanım. 1 su bardağı pirincim var. Salçam, toz biberim ve tuza ihtiyacım var. Birazcık da yağ. Havucu söyledim mi bilmiyorum canlarım. İlk olarak da ne yapıyorum? Pirincimi bir yıkıyorum. Şöyle bismillah diyelim. Daha sonra ne yapıyorum? Canımın içi değerli izleyicilerim. Daha sonra ne yapıyorum? Tabii ki kuru soğanımı doğrayacağım. Şöyle tenceremi hazırladım. Sizlere pırasam önceden ayıkladım ve yıkadım ama olsun. Doğradıktan sonra tekrar yıkayacağım. Benim en çok sevdiğim bölüme geldik, soğan doğramaya. Şöyle soğanımızı bir çitleyelim. Soğanımı yıkadım arkadaşlar, görüyorsunuz. Soydum. Videomu başlatmadan önce sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik sağlık versin. Gerçekten canlarım biz bir aile olduk. İnanın bu arada 78 bin aboneye ulaştık. Gerçekten anlatılmaz çok güzel bir duygu. O kadar çok sevenlerimiz var ki Allah her birinden razı olsun. Bir de gelen yorumlar beni o kadar mutlu ediyor ki onların sayesinde bu şekilde motivasyonum yüksek. Bana yapılan yorumlar şöyle, gelen güzel yorumlar. Hani biz seni uzaktan görerek sevdik. Hani gerçekten onlar beni bilmiyor, ben onları bilmiyorum. Onlar beni her gün evlerine misafir ettiler. Yani sizlerden bahsediyorum canlarım. Siz beni her gün evinize davet ettiniz. Ben sizin misafiriniz oldum ama ben sizleri görmeden sevdim. Nasıl sevdim? Onu da söyleyeyim. Ben sizlerden gelen yorumlardan ne kadar sıcakkanlı olduğunuzu, bana ne kadar değer verdiğinizi yorumlardan anlayabiliyorum canlarım. Hani bir söz vardır, insan yaşadıkça insan sarrafı oluyor. Gerçekten bana ne gönüllükle, hangi gönül, gönlünden ne geçerek yazdığını inan anlıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, inanın sevmek, sevilmek, hani karşılıksız sevmek çok güzel bir duygu. Şöyle söyleyeyim canlarım. Hani ben elimden geldiği kadar sizlerle videomu paylaşmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz Elmas'ın Hayatı YouTube kanalımın ismi, yani hayatımı paylaşıyorum sizlerle. İyi veya kötü, hani bir söz var ya, iyi günde kötü günde, aynen öyle olduk. İyi günümde yanımdasınız, kötü günümde yine yanımdasınız. Allah her birinizden razı olsun. Gerçekten yaş olarak benden büyük ablalarım var, bana abla diyenler var. O kadar çok seviyorum ki sizleri. Bu arada YouTube ismini şu an bir tanımıyorum, yani aklıma gelmiyor ama Konya'dan adaşım Elmas bacıma selam olsun. Bir de Sinop'tan Hatice eltilere selam olsun. İki tane Hatice ablaları var orada. İkisinin ismi de Hatice. Şöyle söyleyeyim, Hatice ablanın eltisinin okuma yazması yokmuş, bana yorum yapamıyormuş ama benim koyu fanatiğimmiş canım benim. Öpüyorum seni. Allah'ım keşke seni de, hani okuma yazma çok güzel bir şey. Keşke senin de olsaydı Hatice ablam okuman yazman da, sen de bana o güzel yorumlarından gönderseydin, senin de yorumlarını okusaydım keşke. Ama nasip kısmet olsun, üzülme. Gönüllerimiz bir olsun canım benim. İnsanoğlu her şeye boyun eğiyor. Hani insanın elinde olan bir şey değil. Küçükken ailen göndermemiş olabilir, maddi manevi sıkıntılarınız olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Çünkü insanın çocukluğu bambaşka bir hayatla geçiyor değerli takipçilerim. Soğan gene beni ağlattı. Şöyle söyleyeyim. Hani çocukluk bambaşka bir şey. İnsanın
Ben ağlamıyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Soğan ağlattı. Çocukluk bambaşka bir şey değerli takipçilerim. İnsanın elinde olan bir şey değil Rabbim. Hiç tanımadığın kişilerin evladı olarak seni dünyaya getiriyor. Bazıları çok hayatta başarılı oluyor. Hani aile konusunda. Bazıları ise istemediği hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Maruz kalanlar var şiddete, her şeye. Allah onlara da sabır versin. Gerçekten aile çok önemli. İnsanın bir ömür boyu hayatında olan şey bence ailesidir. Neyse fazla uzatmayayım, kafanızı ağrıtmayayım canlarım. Yemeğimize geçelim. Pırasamızın soğanını şöyle tenceremizin, ocağımızın altını yakalım, tenceremizi koyalım. Soğanımızı da bir güzel doğradık. Hadi o zaman ocağımıza geçelim bir tanelerim. Sevgili takipçilerim, şöyle ocağımın altını yaktım. Göz kararı biraz yağ koyacağım. Şimdi izleyicilerim yinedir bana. Göz kararı derken ne kadar yağ diyenler var. Şöyle söyleyeyim. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanlarımı da bir güzel soydum ve doğradım. Yağım biraz ısınsın. Soğanlarımı ısınmış yağımın içine ekleyeceğim. Daha sonra ne yapacağım canlarım? Ne yapacağım? Şöyle gözükmüyor. Daha sonra ne yapacağım? Pırasalarımı doğrayacağım sizlerle birlikte. Pırasalarımı da doğradıktan sonra yemeğimizi koyacağım. Bu pırasaları Hatice annemden getirdim. Birazcık da ona göndereceğim. Çünkü o yemeği, bu pırasa yemeğini o da çok seviyor. Yaparsan birazcık da bana gönder diye söylemişti. Serkan'la birlikte birazını da onlara göndereceğim inşallah. Başka ne yapacağım? Başka Elmas'ın hayatı bugün ne yapacak? Sürpriz. Bugün bir de poğaça yapmak istiyorum. Görüyorsunuz pazartesi günü dereotu almıştım. Dereotlu poğaça yapacağım canlarım. İki çeşit poğaça tarifim var. Bir tanesi mayalı, diğeri de kabartma tozlu. Bugün kabartma tozluyu yapalım. Hani mayayı beklemeye pek fırsatım yok. Çünkü saat 6'da İbrahim Efe'nin canlı dersi var. Ağlasam mı gülsem mi bilemiyorum ama gülerek sizlere söylemek istedim canlarım. Yağımız şöyle ısındı. Cızırtılar gelmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Soğanlarımızı yağımızla birlikte kavuşturalım canlarım. Bu arada bizi Almanya'dan izleyen Durdu Keten ablam ve Necati Keten abime selam olsun. Bir de Gülpınar 68 bacıma da selam olsun. Şöyle sizlere bakaraktan selam göndereyim. Canlarım, bu arada sizlere selam göndermek istiyorum. Bugün çok güzel bir günde. Sizlere, sevdiklerime, bütün sevenlerime keşke 78 bin abonemin İsmi aklımda kalsa da her birinize isimleriyle hitap etsem canlarım. İnanın şöyle söyleyeyim. Hani sürekli bana üst üste yorum yapan takipçilerim var. Onların isimleri ister istemez insanın hafızasında gazılı oluyor. Lütfen kimse küsmesin, darılmasın. Buradan selam göndermek istiyorum. Gülpınar 68 bacıma selam olsun. Durdu Keten ablama selam olsun. Necla Uzunkaya ablama selam olsun. Nutya Bülükbaş ablama selam olsun. Yeşim bacıma selam olsun. Birgül bacıma selam olsun. Bir de aklımda olan başka kim vardı? Habibe Karaaslan ablama selam olsun. Ayten Ersözlü ablama selam olsun. Talimet Derin ablama selam olsun. Aklımda olan izleyicilerimin isimleri şu an bunlar. İnşallah. Bir de Nurten Gültekin ablama selam olsun. Soy ismini belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Nurten ablama da selam olsun. Zeycan Yazıcı bacıma da selam olsun. O da hep bana havalar nasıl oralarda diye yorum yapar. O da bambaşka bir duygu. Arzu Kara anneme selam olsun. Şu an aklımda bunlar var değerli takipçilerim. İnanın bana küsmeyin, darılmayın. Gerçekten çok çok yorum yapan takipçilerin isimleri ister istemez insanın hafızasında kalıyor. Ben hepinizi çok seviyorum. İnanın 78 bin abonemi canı gönülden seviyorum. Çünkü onlardan gelen yorumlar beni böyle çok çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi değil. İnanın bazen insan pes etmek istiyor. Ama sizlerin yorumları o kadar moral veriyor ki insana. Hani yine söylüyorum, yine durmak yok. Yola devam. Hadi o zaman yemeğimize geçelim. Elmas'ın sohbeti bitmez değerli takipçilerim. Canlarım benim. Bu arada Derman bacımı soranlar var. Derman bacı niye gelmiyor diyenler var. Bazıları iyi yönden soruyor. Bazıları yine merak ediyor. Hani aralarında bir şey mi geçti, küsler mi diye daha gelmeden
Merak edenler var inşallah, o fırsatı onlara vermeyeceğiz. O kötü yorum yapanlar için söylüyorum. Allah'ım her zaman büyüktür. Ben bacım benim her zaman iyi günümde, kötü günümde yanımda oldu. Ben de bacımın maddi manevi her zaman yanımdayım. Bacımın eltisi var arkadaşlar. O da yurt dışında kalıyor. Eltisi yurt dışına gidene kadar annesiyle bile gitmiyormuş. Hani Delman ablama vakit geçirmek için. Bir haftası mı ne kalmış? Bugün onlar da çörek yapıyor. Ablam inşallah 2-3 gün sonra gelir. Ben de bekliyorum sizlerle birlikte dört gözle. Hadi o zaman yemeğimize geçelim. Ya değilse soğanım yanacak. Soğanım gerçekten hemen kavrulmuş değerli takipçilerim. Şöyle bir göstereyim. Allah'ım bu çene bitmez. Bitmez. Ocağımın altını kapa diyorum. Çünkü ben bu kavrulurken bir taraftan da pırasamı doğrayacaktım ama elmas yine sohbete daldı. Her şeyden vazgeçti. Hadi o zaman pırasamızı da doğramaya geç. Sevgili takipçilerim, şu an pirincimi süzüyorum. Sıra geldi pırasamı doğramaya. Bu arada gerçekten yine özür diliyorum değerli takipçilerim. İsmini okuyamadım. O kadar çok sevenim var ki, hani bana darılman, küsmeyen, bizde normalde hep yorum yapıyor Elmas. Niye ismimizi okumadın diyenler var. Necla Çolak ablam var. Ondan sonra Arzu Kuru ablam var. Hani ben abla abi diyorum. Saygıdan dolayı diyor. Onların sonuçta yaşlarının kaç olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk her şeyi iyi pişmiyor, o yüzden ben de sevmiyorum. Biz ne yiyorsak evin içinde İbrahim Efendi de onun yemesini istiyor. Çünkü Ayhan'ım öyle yaptı, biz ne yediysek Ayhan hani sevse de onu yedi, sevmese de yemek zorunda kaldı. Çünkü evet, çünkü normalde olması gereken o zaten değerli takipçilerim. Hani evde ne pişiyorsa o gün onu yemesi lazım. Çünkü ayrımcılık yaparsa yemek ayrımı o gün aç kalır. İbrahim Efendi bunu bilmesi lazım. Ben tatlıyla çalışmaya pek alışkın değilim. Biliyorsunuz ben elimde doğrarım değerli takipçilerim. Ben söylüyorum. Hani bak hep etrafa döktüm. Eğer elimde doğrasam hiçbir şey yoktu. Olsun bakalım. Bugün de tahtada kıyalım dedik. Biz tahtada doğramaya da kıyma dedik bu arada. Tahtada kıydık. İşte değişik değişik konuşmalarımız var canlarım. Geçen gün bir tane takipçim yazmış. Şey ne demek diye. Çömçe ne demek yazmış. Çömçe kepçe demek. Kepçeye köyde çömçe derler değerli takipçilerim. Şimdi pırasamızı bir yıkayalım. Şöyle bir sudan geçirelim. Temiz. Önceden yıkadıydım ama olsun. Bir daha geçireceğim. Sudan değerli takipçilerim. Şöyle içine koyup süzülsün. Bir taraftan da havucumu getireyim. Şöyle havucumu güzelce yıkayayım. Şöyle soyayım kabuğunu. Şimdi ne yapacağım? Havucumu elimde doğrayacağım. Tahtada doğrayamam ben. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Küçük küp küp şeklinde doğrayalım. Kendimi garnitür hazırlıyorum gibi oldu. İbrahim Efe de patates kızartması istiyor. Bakalım belki ona patates kızartırım. Çünkü bu yemeği yiyeceğini zannetmiyorum.
Sebzeli yemeklerle hiç alakası yok. Geçen gün nohut yemeğinde gücün yedirdim İbrahim'e. Şimdi ocağımın altını tekrar yakayım. Sevgili takipçilerim, ocağımın altını açtım. Soğanımı güzelce kavurdum, görüyorsunuz. Daha sonra bir yemek kaşığı salça ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça. Şöyle kettle'ımıza da bir sıcak su koyalım. O pişerken suyumuz da kaynasın ki kaynar su dökelim. Hemen yemeğimiz hazır olsun. Pirincimi de önceden yıkadım canlarım. O da burada hazır. Salçamı güzelce kavuruyorum. Daha sonra pırasam ile havucumu ekliyorum. Pırasamız bize biraz kavrulsun. O kavrulurken ben de poğaçamın malzemelerini hazırlayayım canlarım. Sevgili takipçilerim, görüyorsunuz pırasamın biraz suyu çıktı. Şöyle göz kararı tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar toz biber. Hı? Pırasa yemeği yapıyorum. Acıktın mı? Yemen mi? Yemen. Seven. Bakın arkadaşlar, Ayhan, İbrahim bir de Ayhan da iki oldu. Hadi ben sevmem. Pırasa yemeğimiz bize afiyet olacak. Şöyle pirincimi de ekleyeyim artık canlarım. İsteyen salçasız da yapıyor. Ama biz biliyorsunuz hani kırmızı yemeklerden hoşlandığımız için salça olmazsa olmazımız bizim toz biberimiz, salçamız. O yüzden ben ekledim. Çok da güzel oluyor. Canlı ders başlayacak Ayhan. Sobayı bir aç da ısınsın, üşüdü hincağı o Ayhan. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sıcak suyumuzu ekleyelim. Pırasa yemeğimizi pişmeye bırakalım. Tenceremizin ağzını kapatalım. Ocağımızın altını kısık ateşte pişirelim ki lezzetli olsun. Hadi o zaman poğaçamızı yoğurma işlemine geçelim. Canlarım, dereotlu poğaçamız için gerekli malzemeler elma sirkesi, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, dereotu, alabildiği kadar un, üzeri için de çörek otuya ihtiyacımız var. Hadi yoğurma işlemine geçelim canlarım. Sevgili takipçilerim, ilk olarak da şöyle yumurtamın sarısını ayıracağım buraya. Benim için, çünkü yumurtanın sarısı
lazım. Poğaçamızın üzeri için, yağlaması için. Bir tanesini ayırdım buraya. Diğerini içine kırıyorum sarısıyla birlikte. Daha sonra sütümü ekliyorum canlarım. İlk olarak da sıvı malzemelerimi ekliyorum. Sıvı yağımı yağda hiç kıyamam, tabanda kalacak diye. Elmas böyle işte, kıyamaz. Şöyle yoğurdumu da ekledim. 3 yemek kaşığı kadar. Şimdi ne yapacağım? Şu yazmamı içine alayım ki tezgahıma değmesin canlarım. Tuzumu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar sirkemi de ekleyeceğim. Çıtır çıtır olsun. 1 2 Hatta evet 2 yeterli. Şöyle kabartma tozumu da ekleyeyim. En son dereotumu kullanacağım. Şu da çörek otunu da üzeri için kullanacağım. Onu da yumurtamın sarısının içine koyayım canlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yoğurma işlemine geçelim. İlk olarak da bunları bir karıştırayım. Açıklama kısmına unutmazsam yazarım inşallah poğaçamın tarifini. İsteyen içine peynir ekleyebilir. Ben eklemeyeceğim canlarım. Çünkü peynir dereotunun tadını bozuyor. Poğaçayı yediğiniz zaman insanın ağzına direkt dereotu gelmesi lazım. Poğaçaya peynir geldiği zaman, bir de beyaz peynir, gerçekten dereotun tadını alamıyor insan. O yüzden ben beyaz peynir eklemeyeceğim. Ama siz isterseniz poğaçalarınızın içine ekleyebilirsiniz değerli takipçilerim. Bugün ben peynirsiz poğaça yapacağım. Sabahleyin Serkan'a da söyledim. Dereotlu poğaça yapacağım diye. Serkan çok seviyor dereotlu poğaçayı. Diyor ki hani o pastanelerde yediği poğaçalardan bahsediyor. Onların diyor hem unu farklı oluyor avrat diyor. Hem de yağları da değişik oluyor diyor, poğaça yağları. İsteyen bunun içine tereyağı da margarin de ekleyebilir ama ben ikisini de eklemedim. Aslında yarım paket margarin eklesek iyi olurdu, yumuşak olurdu ama bir margarinli poğaçaya eklediğim zaman bir şeye fark ettim canlarım. İlk yapıldığı zaman yemesi çok güzel oluyor, tadı da çok güzel. Daha sonra poğaça bir gün veya iki gün bekledikten sonra o margarin donuyor ve poğaçada hiç güzel bir lezzet olmuyor. Hani mikrodalga fırına koymadığımız sürece. Annem. Şu doğru mu? Baksana. Getir anne. Şu doğru mu? Ben okumadım ki. Aşağıdaki kelimelerden hangisini tek heceden oluşturmaktadır? Kuş, arı, hayır. Arı ikiye ayrılmış. Tek hece diyor. Sayı. O da iki hece. Kuş. Kuş bir. Ha onu sil. Dereotumu da ekleyeyim canlarım. Bir taraftan da İbrahim Efendi ödev yapıyor ciğerim. Yapsın, kendisi yapsın, alışsın. Her zaman ben olmayacağım onun yanında çünkü. Bir yanlış yapar, iki yanlış yapar. Üçüncüye inşallah o da doğrularını öğrenir. Bu arada dereotumu da ekledim değerli takipçilerim. Şöyle biraz daha un ekleyeceğim. Poğaçanız ne kadar yumuşak olursa o kadar yumuşak poğaçalar elde etmiş olursunuz. Artık un eklemeyeceğim. Unu göz kararı yapıyorum değerli izleyicilerim. Bardak ölçüsü yapmadım. Siz de hani poğaçanızın kıvamını biliyorsunuzdur poğaça yapanlar. Yumuşaklığını. Ona göre yoğurursunuz inşallah. Şöyle bayağı bolca dereotlu oldu. Söylediğim gibi ben biraz yumuşak yapacağım. Çünkü poğaçalarım da yumuşak olsun diye. Bu poğaça zaten hani kır kır olan bir poğaça, kıyır kıyır, kıyır kıyır. Söyleyemiyorum bugün. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle elim ayağım benim toparlayayım. Daha sonra fırın tepsime yağlı kağıt sereceğim ve poğaça yapma işlemine geçelim canlarım. Sevgili takipçilerim, şöyle yağlı kağıdımı serdim. Ben bir önceki videomda poğaça pişirmiştim. Poğaça yağlı kağıdım daha tam batmadı. Hani ben video çekiyorum diye bunu atıp da tekrar yenisini serip israf edecek değilim. O yüzden hani yorum yapılmasın. Yağlı kağıdınız kirli ama siz hala kullanıyorsunuz. Belki yorum yaparlar. O yüzden açıklama yapmak istedim.
Ben şöyle yuvarlak yapacağım canlarım. İsteyen istediği şekli verebilir. Söylediğim gibi yuvarlak poğaça yapacağım ben. İçine peynir koyan da olabilir. Şöyle uzun uzun yapan da olabilir. İsteğe bağlı. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama bence en çok buna yuvarlak yakışıyor. Çünkü fırına girdikten sonra böyle orta yerinden yarıldığı zaman gerçekten çok güzel bir şekli oluyor. Değerli izleyicilerim. Hafif elimi yağladım. Hamurumu da yağladım. Şekil verirken bana zorluk vermesin diye. Sizler de öyle yapın. Hamurunuzu tam toplama işlemine getirdiğiniz zaman çok az bir yağ ekleyerek toparlayabilirsiniz değerli takipçilerim. Takipçilerim, şöyle yumurta sarımı fırça yardımı ile poğaçaların üzerine süreceğim. Benim verdiğim tarif 2 tepsi poğaça oldu. Ben şöyle bir tepsisini sadece yumurta sarısı sürerek pişireceğim. Diğer bir tepsimi de üzerine çörek otu ekleyeceğim. Çünkü çörek otu çok faydalı biliyorsunuz canlar. Kıymetli takipçilerim, fırınımı önceden ısıttım. Hadi o zaman poğaçalarımızı hiç bekletmeden fırınımıza verelim. Canlarım mayalı olmadığı için, yani maya olmadığı için içinde kabartma tozu olduğu için 180 dereceye ayarladım fırınımı. Şöyle göstereyim. Poğaçalarımı pişmeye bıraktım. Bu arada yemeğimiz ne durumda? Altı kısık kendi başına pişiyor bu da değerli izleyicilerim. Poğaçalarımız piştikten sonra videomuzun kapanışını yapalım sizlerle birlikte. Sevgili takipçilerim, yemeğim pişti. Pırasalı yemeğim şöyle göstereyim. Kaşık yardımı ile. Ocağımın altını artık kapatacağım. Şöyle servis tabağımı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Serkan'ı aradım. Birazcık da kayınvalideme koyacağım. O da çok seviyor bu yemeği. Bizim çocuklar zaten yemezik biz diyorlar. O da bir ayrı. Pırasa yemeğim bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin canlarım. Poğaçalarımız da piştikten sonra bir de poğaçalarımıza geçelim. Canlarım, bir güzel videomun daha sonuna geldim. Görüyorsunuz poğaçalarımız çok güzel kızardı ve pişti. Şu şekilde anlatmaya çalıştım buydu canlarım. Normalde yuvarlak yaptığınız zaman böyle çatlama oluyor ama şu şekilde yapıldığı zaman bu çatlama işlemi pek olmuyor. Bence şu görünüm daha güzel. Şöyle içini de göstereyim sizlere. İçi de çok güzel poğaçamızın. Hala buharı üzerinde. Çünkü yeni çıkardım fırından. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bizlere afiyet olsun. İbrahim Efe pırasa yemeğini yemediği için ona da patates kızartıyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.